Kaçak göçle mücadelenin dört ana bacağından, önemlerinden bir tanesi de geri gönderme merkezlerimizdir. Türkiye'de geri gönderme merkezlerimizle ilgili size şunu söyleyebilirim. Elbette bu geri gönderme merkezlerinde toplam bizim geri gönderme merkezi kapasitemiz 24 idi. Bu Türkiye ölçeğine göre de yine de fazla. Çünkü Avrupa'nın tamamındaki geri gönderme merkezi kapasitesi sayısı 20 bin. Arkadaşlar, bunların insaniliği var, bunların personeli var, bunların bakımı var, bunların güvenliği var, bunların her birisi var. Ve şu anda geri gönderme merkezi kapasitemizdeki toplam 30 geri gönderme merkezimizde bunların uluslararası alanda denetlenmesi var. Yani bu bir bunun bir uluslararası ayağı da söz konusu. Bunun bir kuralı var. Şu anda 20 bin. Ama biz şu anda biraz kapasitemizin üzerine gidiyoruz. Toplam elimizde 25 bin geri gönderilecek insan da var. Toplam 25 bin geri gönderilecek insan var. Hepsi geri gönderme merkezlerimizde. Sürekli gönderdikçe de dikkat edin. Dün akşam da gönderdik. Hemen kapasiteyi dolduruyoruz. Yani burada çok uzun zamandır çok büyük bir mücadele yapılıyor. Şu anda bu yıl toplam yakalanan kaçak göçmen sayısı dün akşam itibariyle ne kadar? 110 bin. Peki size başka bir rakam vereyim. Geçen hafta 10 bin kişi yakalandı. Size başka bir rakam vereyim. Arkadaşlar, bu mücadeleyi biz bugün yapmıyoruz. Bize bir haksızlık yapılır yani. Biz 2019'da 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Yani bunun yani milletimiz tarafından da bilinmesini istiyoruz. Bu yıl yakaladığımız şu ana kadar 110 bin. 2019'un tamamında 454 bin, neredeyse bunun 4 katı kadar kaçak göçmen yakaladık. Ve bunun %30'unu da aşağı yukarı geri gönderdik. Yani bu mücadele bugünün mücadelesi değil. Yani biz elimizi arka belimize koymuşuz, yürüyoruz, kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin diye bir anlayışın içerisinde bugüne kadar olmadık. Kaçak göçle canıraş bir mücadele yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bunun politikalarını da çok net bir şekilde ortaya koyduk. Yine geri gönderme merkezlerimizle ilgili de buradaki bakımları, insaniliği, alınan güvenlik tedbirleri, yönetimi, bu büyük bir mücadele olarak devam ediyor.